Evet, Gölbaşı'nın ardından Maraş'ın Pazarcık ilçesine geldik. Depremin merkez üssü. Burada yıkılan binalarda herhangi bir çalışma göremiyoruz. Ya buradaki çalışmalar sona ermiş ya da bazı binalar daha sonra meydana gelen artçı depremlerde yıkılmış, yerle bir olmuş. Biraz önce ana caddenin üzerinde bir öğrenci yurdunun yerle bir olduğunu gördük. Ama neyse ki öğrenciler tatilde olduğu için yurdun boş olduğu bilgisini aldık çevredeki vatandaşlardan. O yüzden binada herhangi bir kişinin bulunmadığını ifade ettiler. Evet, buralar Pazarcık, Pazarcık'ın ara sokakları. Ana caddede de yıkılan binalar vardı. Sadece zemin katı yıkılmış olan binalar var. Hasar görmemiş neredeyse tek bir yapı yok. Ve insanlar sabah 4:17'den beri, yani depremin meydana geldiği andan itibaren sokaklara çıktılar. Sık sık evlere girmemeleri yönünde uyarılar yapılıyor. Evet, şu an Pazarcık'ta bir ailenin içerisinde bulunduğu durumu sizlere göstermek istiyoruz. Hocam, siz saat kaçtan beri dışarıdasınız? Saat 4'ten beri. Depremin bir yardım, bir şey gelmedi. Kendi imkanlarımızla bir çadır yaptık. Evimizin binamız zaten yıkıldı. Evet. Şurada şu insanlar yardım... Binanız hangi binada kalıyor? Şu karşı bina. Evet. Bizim karşı bina. Şu binada insanlar var. Evet. İki kişi orada. Hala insanlar var. Evet. Kimse gelmedi. İki kişi orada, yaşlılar daha. Yani o binada çok kişi yaşıyor muydu? Dışarıya çıkabildiler mi? Çıkabildiler. 2-3 kişi içerideymiş. Yaşlı 2-3 kişinin, evet, biraz önce size gösterdiğim hemen ilerideki enkazda yaşlı 2-3 yurttaşın olabileceği ifade ediliyor. Aileler, evleri büyük hasar var. Görmüş. Tamamen mi yıkılmış yoksa büyük hasar mı görmüş sizin? Hasar var. Büyük bir hasar görmüş. Zaten burada neredeyse hasar görmemiş tek bir yapıyla biz karşılaşmadık. Evet, her yerde. Peki Pazarcık genelinde, çünkü biz Diyarbakır'da da hissettik. Genelde. Burada nasıl, ne hissettiniz o esnada? Sizin binanız kaç katlı örneğin? 6 katlı. Biz bina. En altında oturuyoruz. Üstelik de biz zorla dışarı kaçtık vallahi. Evet. Patladı yani, her taraf duvarlarda şu şekilde çatlaklar. Evet. Çok hani, çok geçmiş olsun. Biz kendimizde değiliz, çocuklar. Evet, çocuklar, evet, küçük çocuklar var battaniyelerin altında. Ağaçlar. Bina gittim, bana bunun önünde portakallar toplayıp getirdim. Anladım. Yani şu ana kadar anladığım kadarıyla Pazarcık ilçesine herhangi bir yardım ulaşmış değil. Vatandaşlar en azından bunu teyit ediyorlar. Tabii birçok yerde bu hissedildi ve birçok yerde yıkıntılar var. Çadır isteniyor. Başka hiçbir şey istemiyor. Evet. Bize çadır verin. Çadır ve gıda. Evet. Çok geçmiş olsun. Çok sağ olun. Tek başınıza, tek katlı bir evde yaşıyordunuz. Eviniz yıkıldı ve tek başınızasınız. Kapı kilitlendi penceredeki, demirde zorla çıktı. Zorla çıkabildiniz. Yani enkazın altından çıktınız kendi çabanızla. Komşu geldi. Evet, komşuların yardımıyla. Buradaki vatandaşlar çadır istiyor. Pazarcık'ta, Pazarcık ilçesinde hala el dokunulmamış binalar var, enkazlar var. Evet. 11. cadde. Mahallenin ismi ne hocam? Mahallenin ismi ne? Nurettin Ademoğlu mahallesi. 11. cadde. 11. caddenin üzerinde bu enkaza. Adam yatıyor bak. Evet. Ölü mü sağ mı bilmiyor. Yani adama seslendik, ses yok. Evet. Mehmet Boybeyli. Şu enkazın altında kalanlar. Evet, o enkazın altında Mehmet Boybeyli ve hanımı yatıyor. Evet. Yaşayıp yaşamadıklarını bilmiyorlar. Seslendiniz mi hiç? Çok seslendik ama biz duymadık, ne bileyim. Herhangi bir ses. Bir de korku yok, yaklaşma, evet. Yok. Sallanıyor. Evet. Ben gördüm, taşı içine kadar da girdim. Evet. Evet. Sallanıyor çünkü. Şey, evet, yurttaşlar. He? Can kurtarabilir miyiz ya? Vallahi aradık, yazdırdık ama gelen yeden yok. Kaç saat geçti? Ya, gece 4'ten beri. Evet. Burası Maraş'ın Pazarcık ilçesi, depremin merkez üssü. Hasar görmemiş neredeyse tek bir yapı yok, tek bir bina yok.
yıkılan evler var. Birinci katı yıkılan evler var. Tamamen yıkılmış evler var. Ve insanlar sabah 4'ten beri dışarıda yağmurun altında. Şu an itibariyle yağmur biraz şiddetini azalttı. Aslında şu ana kadar şiddetli bir yağmur vardı. Ve hava soğuk. İnsanlar saat 4'ü 17 geçe başlayan depremin ardından sokağa çıktılar. Ve o saatten şimdiye kadar dışarıdalar. Şu an itibariyle saat 3.15 geçiyor ve hala kurtarma ekiplerinin ulaşmadığı birçok enkaz olduğunu söylemek zorundayız maalesef. Evet, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeyiz ve burada hiç elektrik şebekesi yok. Elektrikler kesik, telefon çekmiyor çünkü baz istasyonları da zarar gördü. Bu bina üzerinde bir baz istasyonunun olduğu bir binaydı ve gördüğünüz gibi baz istasyonu yerde, bina çökmüş vaziyette ve şu an burada ne internet ne de telefon şebekeleri çalışmıyor. Dolayısıyla birçok kişi Gölbaşı'nda yaşayan yakınlarından maalesef haber alamadığını belirtiyorlar. Evet. Pazarcık, merkez üssü Pazarcık olan depremin şiddeti Gölbaşı'nda çok fazla hissedilmiş ve çok sayıda bina ya yan yatmış ya da yerle bir olmuş. Artçı depremlerle de zarar gören binalar bir bir yıkılıyor. İnsanlara sık sık binalara girmemeleri yönünde uyarılar yapılıyor ve hala maalesef evlerinde olan insanlar olduğunu üzülerek söylemek zorundayım. Bunlara da sık sık çağrılar yapılıyor. Binaları terk etmesi noktasında. Çünkü az önce saat 13 sıralarında meydana gelen bir artçı depremle daha önce ilk depremde hasar görmüş iki bina yıkıldı, yerle bir oldu. Rönesans projesinde çalışıyorum. Tamamen gönüllü bir şekilde geldik. Olabilir de bir kişiye kurtarabiliriz diye geldik. Kahramanmaraş'ın Pazarcık, Narlı'da oturuyorum. Pazarcık'ta, Narlı'da ama Narlı mahallesinde oturuyorum. Ben Gaziantep'te evimde hissettim bunu. Ben bu kadar kötü olabileceğini hayal etmedim. Şu binada oradaki kişilerle konuştuk. Tek bir kişi çıkabilmiş. Ben en az belki 10-15 kişi içerideydim. Evet. Tek bir kişi yok. Kurtarabilecek tek kişi yok. Biz konuşsak, biz bir şey söylesek biz yanlış insan oluyoruz. Kötü düşüncelere sahip oluyoruz. Bu insanlar akşam nerede kalacak kimse bilmiyor. Kalabilecekleri hiçbir yer yok. Onun dışında şu an orada kurtarılabilecek bir insan varsa da kurtarılmayacak. O insanlar zannediyor ki biz görevliyiz, tamamen gönüllü bir şekilde bir şeyleri çözebiliriz diye geldik. Ama biz hiçbir şey yapamadığımız için biz sanki biz de suçluymuşuz gibi oluyor. Sadece Pazarcık için değil, Gölbaşı, Gaziantep'in şehirleri, Narlı, birçok yer kırılmış. Kurtarılabilecek insanlar varken yani kimse kurtarılmıyor ve ulaşabileceğimiz hiçbir yer yok. Gram telefon çekmiyor. Biri ulaşsın. Rica ediyorum. Belediye başkanıdır, büyük mercilerdir. Onların da en üstü. Gerekiyorsa Cumhurbaşkanımız, rica ediyoruz. Biri el atsın, bir şeyler değilsin. Biz genciz, yaşlı insanlar var, daha çocuklar var. Bu kadar pisi pisine bir şeyler yaşanmamalı. Lütfen biri yardım etsin artık. Bu binayı gördüm, gittim. Bağırıyorum. Dörtten beri bekliyoruz ki ekip yazsın. Dörtten beri bekliyoruz ki devlet yazsın. Ben belediyeciyim. Yok, kimse. Hiç kimse. Gittim öyle. Yani bir şeyleri gönüllü olarak da yapabilmek işi çözmüyor. Uzman insanlar olmasa buraya giremezsin. Yaşayana da öldürürler. Biz gönüllü olarak geldik. Uzmanlar olmasa giremeyiz. Nerede uzmanlar? Evet, nerede? Tamamen buradaki başında kas gördüğünüz insanlar gönüllü bir şekilde gelmişler. Herhangi bir görevleri yok. Tamamen kendilerine bir şey düşerse yardım edebilme umuduyla gelmişler. Ancak burada herhangi bir kriz merkezi de anladığım kadarıyla oluşturulmadığı için ne yapacaklarını da bilemiyorlar. Ellerinde kazmalar var, baltalar var. Ama ne yapacaklarını maalesef bilemiyorlar. Yani bir şehire, bir ilçeye
duyduğumuz kadarıyla ne kadar doğru bilmiyorum. Yani bu kadar enkazı her en az bir yere 10 tane en az bence görevlendirilmeli ki afacık belki o insanlar kurtarılabilsin. Şu an bu kadar bina varken sadece 19 tane bilemedin 30 tane bir yeri kurtaramaz. Ya da öbür şehirlerde de var aynı sıkıntılar. Yani 30 kişi bir ilçeyi kurtaramaz, bir mahalleyi kurtaramaz. Yani afacılara şimdi bundan sonra yani böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir zamanında yetişemiyoruz. Geçen biz ekipçe mesela deprem tatbikatı falan yaptık. Yani bir şeyler sadece iş olsun diye yapılmamalı. Öğretilmeli, geliştirilmeli, değiştirilmeli. Bizde yok. İnsanlar ne halde? Gören, duyan yok.